nasıl başlayacağım bilmiyorum gerçekten. İlk önce hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Kriz durumlarını kimisi topyekün yok oluş, ölüş olarak tarif eder. Kimileri de her bir yok oluş kesindir der ama yok oluşun ağırlığından da illa ki bir inşa süreci başlar diye tarif eder. Şimdi biz hangi tarifin içerisine gireceğiz önümüzdeki günler gösterecek. Ama şu kesin ki bir kriz durumundayız. Konuşmama başlarken yorumsuz üstadın hiçbir yorum yapmadan Çile isimli şiirinden iki kıtayı okumak istiyorum size. Ondan sonra da devam edelim. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Mekanı bir satı, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor, bütün bir insanlık yalana teslim. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap, bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap, yandıkça gelişen tılsım yüktük. Kumandanımızdan, tabi biz her şeyi ondan öğrendik. Öğrendiğimiz şeylerin içerisinde de bir kavram var ki bu kavramı kullanarak ölüm kavramını kullanmıyoruz. Perde gerisi. Eğer ki bu kavramı da öğrenmeseydik şu an kumandanımız hakkında nasıl bir nitelemede bulunacaktık? İnanın ki ben kendi adıma bilmiyorum. Ama bu kavramı bize öğretti. Biz de bundan sonra onun hakkında perde gerisine geçti ifadesini kullanacağız. Perde gerisine geçti ve daha güçlü olarak bize nezaret etmeye devam ediyor. Şimdi bizim bir fotoğrafımız var biliyorsunuz. Şu fotoğraf. Sizden 1-2 dakika rica ediyorum. Bu fotoğrafa bakın. Zihninizi hiçbir şeyle meşgul etmeden sadece bu fotoğrafın sizdeki tedayileri üzerinden düşünün. Bunun için söylüyorum. Biliyorsunuz ki geçmişini bilmeyen, geçmişinin muhasebesini yapamayan, bugünkü halinin izahını da yapamaz. Bugünkü halinin izahını yapamayan da geleceğe dair bir perspektif tutamaz, bir plan içerisinde olamaz. Burada Yusa Zor ve Kumandan Mirza Beyoğlu. Yusa Zor'un şehadetini ve adımlara yapılan saldırıyı, kumandanın nasıl değerlendirdiğini, nasıl nitelediğini hepimiz hatırlıyoruz, biliyoruz. Yeni iman nesline yapılmış bir saldırı demişti. Bu saldırının karşılığı da küfür düzeninin yerle bir edilmesiyle verilecek diye de eklemişti. Ayrıca Yusa Zor hakkında da ahiret komşusu olmayı dilediklerimden diye de kendi hükmünü beyan etmişti. Şu an biz inanıyoruz ki ikisi başbuğ şehitler arasında olarak bize eskisinden daha fazla nezaret etmektedir. Ve kılavuzlu kumandanımızın bizim önümüzde yürürken bize yaptığı kılavuzluk ben inanıyorum ki bundan sonra daha da güçlü bir şekilde devam edecek. Kumandanımız bu dünyadayken bize girmemiz gereken bir yol sundu. Biz de o yola girdik. Hepimiz nasibimizce. O yolda yürürken hep önümüzde yürüyordu. Biz de karanlıktan, yolda çıkacak dikenlerden, başımıza gelecek belalardan onun kılavuzluğunda yürüdüğümüz için gayet emindik. Dolayısıyla da onun bize bıraktığı yol haritasına pek de fazla dikkat etmemiştik işin doğrusu. Nasıl olsa önümüzde o yol haritasının sahibi yürüyordu. Birdenbire sanki bir gecenin karanlığında önümüzde yürüyen kılavuz birden önümüzden kayboldu gibi.
kayboldu gibisi fazla, aslında kayboldu. Fakat bize bıraktığı yol haritası hala önümüzde duruyor. Eğer bu yolda, biz onun gösterdiği yolda yürümeye devam edeceksek, etmek istiyorsak, öyle bir irademiz varsa, biz bu yol haritasını yeniden keşfetmek zorundayız. Bu, eğer ki bu keşif harekatını gerçekleştiremezsek, fetih bizim için sadece bir hayal olur. Onun muradına uygun hareket etmek istiyorsa, onun ortaya koyduğu bu yol haritasının bir mimariyi keşfetmek zorundayız ki yine onun rüyasını gördüğü fethi gerçekleştirelim. Bu cümleden olarak yine onun eserlerinden ideoloji ve iktidarda 79'da Akıncı Güç çıkışıyla birlikte yayınladığı bir deklarasyon vardı. İbda külliyatına aşina olanlar bilirler. Ama aşina olmayanlar için ben orada bir madde var, onu okumak istiyorum size. Aramıza katılmamaya sebep gösterilebilecek hiçbir mazerete açık kapı bırakmamak ve her türlü mazereti mahkum etmek için peşinen bildirelim ki bizim hiçbir teşekkülle hasis hesaplara dayalı bir sürtüşmemiz yoktur. Ve hiçbir teşekkülle karşıda intikam hesabımız bulunmamaktadır. Derdimiz sadece davamızı dar ve hassiz çevrelerde harcamaktan kurtarmak ve kızgın bir aşk potasında erimek ve kaynaşmak hasretinde ifade edilir. Bu cümleden olarak bu cümleden mülhem şunu açıkça adımlar olarak ifade etmek istiyorum. Kumandanın perde gerisine geçtikten sonra bizim için tabii ki faaliyetlerimiz, mücadelemiz açısından değişen bir şey yok. Fakat kafalarda bazı soru işaretleri olabilir. Onları gidermek açısından söylüyorum ki kendinden zuhur diyalektiğinin cephe stratejisi kendinden zuhur diyalektiğinin tabii bir gereğidir. Ve biz dün olduğu gibi bundan sonra da buna sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Bütün faaliyetlerimizi de, bütün mücadelemizi de kumandanın ortaya koyduğu bu stratejik plan çerçevesinde yürütmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken de bundan sonra hiçbir grupla, hiçbir teşekkülle, hiçbir cepheyle geçmişte sürtüşmemiz olsa dahi bundan sonra hiçbir hesabımız, hiçbir intikam duygusuna dayalı bir sürtüşmemiz olmayacak. Eğer bizden yana bir hak varsa bu gönüldaşlarımıza, bu arkadaşlarımıza bir selam ediyoruz. Onların kendi durumlarının değerlendirilmesi de kendilerine ait. Bunun açıkça bilinmesini istiyorum ben. Ve dayanışmalı fikir oluşumu prensibince de bu gönüldaşlarımızla bir üst kendi cephelerimizin hedeflerini aşan bir üst hedefte eğer ki bir araya gelmemiz gerekiyorsa gelmekten de bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. En üst hedefimiz de tabii ki İslam İhtilal ve İnkılabı'dır. Bu inkılaba giden yolda da biraz sonra söyleyecektim, şimdi söyleyeyim. Bu inkılaba giden yolda da temel hareketimizi veya bizim motivasyonumuzu bundan sonra sağlayacak olan şey kumandanımızın bir suikastle katledilmesinin intikamını almak olacaktır. Bütün faaliyetlerimiz, bütün örgütlenmemiz veya az önce bahsettiğim diğer cephelerle dirsek temasımız, dayanışmamız bu üst hedef üzerinde hiçbir riyakarlığa, hiçbir sahtekarlığa kaçmadan bizim tarafımızdan gerçekleştirilecek. Gerisini inşallah bizim gibi o bir arkadaşlar muhasebesini yaparlar. Burada girdik madem mevzuya, bununla ilgili de bir şey söylemek istiyorum.
kumandanımızın durumuyla ilgili birçok şey söylenebilir. Ama bizim söyleyeceğimiz hiçbir şüpheye, kalbimizde hiçbir şüpheye yer bırakmadan o bir suikastle şehit edilmiştir. Bildiğiniz üzere 20 seneden beri efsanevi bir zihin kontrolü işkencesi altındaydı. Bu işkenceyi yapanlar zaman zaman ki bunun en yakın şahitlerinden biri Avukat Güven Bey, zaman zaman kendisini katledeceklerini zaten söylüyorlardı. Ve bugün de bunu gerçekleştirmişlerdir. Bundan sonra yürütülecek faaliyetler bu katliamın, bu suikastin açığa çıkarılması veya intikamın alınması noktasında yürütülmeyecekse bence yürütülmesinde bir anlamı yok. Bu noktada tabii ki bir devlet gücü gerekir bu suikastin açığa çıkarılması için. Biz yazılarımızda, konuşmalarımızda bundan sonra bunu daha sık yapacağız. Buradan hükümeti, iktidarı eğer kendisini temize çıkarmak istiyorsa, kendi samimiyetini ispatlamak istiyorsa, biz kumandan Salim Yüzeviroğlu'na yapılan bu suikast eylemini açığa çıkarmaya davet ediyoruz onları. Burada da bunu söylerken de hiçbir düşmanlık hissi içerisinde söylemiyorum. Hiçbir eleştiri mantığı içerisinde de söylemiyorum. Bu siz de olsanız, onlar da olsa, başka bir hükümet de olsa, bir iktidarın iktidar alanında bir suç işlendiği zaman o suçu açığa çıkarmak, suçun failini yakalamak o iktidarın görevidir. İster İslam hukukundan bakın, ister pozitif hukuktan bakın. Bu işin tabiatı budur. Dolayısıyla da bizim Tayyip Erdoğan başta olmak üzere mevcut hükümetten bu suikastin faillerinin açığa çıkarılmasını talep etmek en tabii hakkımızdır. Hükümete karşı bundan sonraki süreçlerde tavrımızı belirleyecek olan da hükümetin bu suikaste karşı aldığı tavra bağlı. Bunun da bu şekilde bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Ne yapmalı diye sorarsanız bundan sonra bilmiyorum. Ne yapacağız diye sorarsanız yaptığımız her neyse geliştirerek onu yapmamız gerektiğine inanıyorum. Ki ne yapmalıya dair bir hazırlığımız olsun. Hikmetinden sual olunmaz. Yaşadığımız şu günlerin veya başımıza gelen şu hadiselerin illaki bir hikmeti olduğuna inanıyorum. Allah'ın bir hesabı olduğuna şüphesiz hepimiz inanıyoruz. Bizim için bütün mesele Allah'ın hesabı tecelli ettiğinde biz orada hazır ve nazır olabilecek miyiz? Eğer hazır ve nazır olmak istiyorsak, şu an her ne yapıyorsak veya bundan bir ay önce kumandanın nezaretinde ne yapıyorsak, bundan sonra da bunun iki kat şuurla kumandanın bize daha fazla nezaret ettiğini şuuruyla yaptıklarımızı geliştirerek yapmaya devam etmek durumundayız. Çünkü biz mücadeleyi veya inandığımız değerleri bizden sonraki nesillere aktarmak istiyorsak kendi inandığımız değerlerde kök salmak zorundayız. Kök salabilmenin yolu da derinliğine ve genişliğine inandığımız değerleri hem geliştirmek hem de bu değerlere göre kendi nizamımızı, kendi hayat tarzımızı oluşturmaktan geçiyor. Kaldı ki bunu yapamadığımız zaman ne bir kültürden, ne bir eğitimden, ne bir nesle devretmekten, ne çocuklarımızı yetiştirmekten, ne çevremizi düzenlemekten bahsedemeyeceğimiz gibi devlet çapında bir düzenden, bir iktidardan bahsetmemiz de zaten mümkün olamaz. Dolayısıyla bundan sonra ne olacak sorusunun cevabı bence biz şimdi ne yapacağız sorusunun cevabı içerisinde gizli. Yapacaklarımız ne yapmalıyız, bundan sonra ne yapmalıyız sorusunun cevabını da hazırlayacak diye inanıyorum. Dışa karşı,
dışa karşı bazen sosyal medyada falan görüyorum bazı şeyleri ve yanlış buluyorum, onu da söyleyeyim. Ha şunu da unuttum, söylemeyi unuttum. Bu yaptığım konuşma bir teselli konuşması değil, öyle anlaşılmasın. Çünkü teselliye ihtiyacı olan bir insan başkasını nasıl teselli etsin? Yani burada mesele hislerimizle, duygularımızla mı hareket edeceğiz? Yoksa kumandanın bize kazandırdığı akıl yeteneklerimizle mi hareket edeceğiz? Aklımızı onun aklına bağlayarak, duygularımızı da aklımıza bağlayıp hareket etmenin yolunu bulmak zorundayız. Haliyle de şimdi bazen görüyorum sosyal medyada filan çok böyle arabeske de kaçan bir takım ifadeler var. Peşin peşin söyleyeyim, bunları yanlış biliyorum. Dışa karşı elden geldiğince acınızı hür bir şekilde istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Yaşayabiliriz. Ama dışa karşı elden geldiğince halinizden hiçbir iz, alamet, nişane göstermemelisiniz. Göstermemelisiniz. Çünkü zaten bu suikaste teşebbüs edenlerin istediği nokta tam da buydu. Onun yetiştirdiği nedir iddia mimarının en büyük eseri? İddia nesli. Bu suikaste yapanların niyeti zaten bu nesli ilk önce demoralize edip, daha sonra pasifleştirip, daha sonra tedricen yok etmekti. Kendisi demiyor bunu. Benim en büyük eserim bu nesil diye, iddia nesli diye. Üstattan aldığım cereyan halinde yetiştirdiğim bu nesil benim en büyük eserim diye kendisi söylemiyor bunu. Kumandan Mirza Beyoğlu. O zaman düşman açısından bakın, düşmanın saldırdığı nokta neresi olabilir? Bu davayı nesiller boyu devam ettirecek bu yetiştirdiği nesildir, nesil olarak. Bizler anlık olarak bazen şaşkınlıklar yaşayabiliriz. Bazen ne yapacağımızı da bilmeyebiliriz. Ama bu çaresiz olduğumuz veya yapılacak hiçbir şey yok manasına gelmez. Bazen sekre halini andırır şeyler de olabilir arkadaşlarımızla. Fakat bunları bir şekilde dayanışma içerisinde kendi içimizde halletmek zorundayız. Ve dışa karşı elden geldiğince halimizden hiçbir şey belli etmemek zorundayız. Bunun yolu da, başka yol bilen varsa arkadaşlar teklif edebilirler. Bunun yolu da şu aşamada oldukça fazla bir araya gelmek. Sohbet etmek, muhabbet etmek ve bu dost meclislerinde, dost sohbetlerinde yaşadığımız ne acı varsa, ne düşünüyorsak bunu da dile getirebiliriz. Onunla da bir beis yok. Diğer taraftan söylediklerime bağlı olarak söylüyorum. Dışa karşı kendimizden bir şey belli etmeyelim. Ama düşmanın hedefleri açısından da dış bizimle alakalı ne düşünüyor onu iyi takip edelim. Daha sonraki süreçte çünkü eğer ki bu düşmanlık devam edecekse kumandanla başlayan ki bizim için daha çok gerisine gitmiyorum. Bu 40 yıllık bir mücadele. Daha gerisine gidersem 100 yıllık bir mücadele. Ama adımlara yapılan Ünsal Zor'un katledilmesiyle, şehit edilmesiyle başlayan süreç ve kumandanın şehit edilmesiyle devam ettirilecekse burada bu insanların da bir takım planlar içerisinde olduğunu bilmemiz gerekir. Bunun için de biz dışa karşı kendimizden bir şey göstermeyelim ama dışın medyada, orada, burada, sağda, solda her neyse ne tür hazırlıkları içerisinde olduğunda iyi takip edelim. Bu sürece de kendi içimizde veya sadece kendi içimizde değil aslında genel bir şey bu. Bu bir geçiş sürecidir. Bu geçiş sürecinde bu 3 ay olur, 5 ay olur, 2 ay olur bilmiyorum.
Ama her bir geçiş süreci ayrıca bir hazırlık sürecidir. Geçmişin muhasebesini yapıp bugünkü halimizi izah ettikten sonra geleceğe bir hazırlık içerisinde olmak gerektiğine göre bu süreçte bizim için bir hazırlık sürecidir. Bu hazırlık sürecinde bence farklı farklı görüşler olabilir, hepsine saygı duyuyorum. Bu hazırlık sürecinde iç oluş, daimi gündemimizde iç oluşu ilk sıraya yerleştirmemiz lazım. İç oluş ağırlıklı dış oluş diye tarif edebiliriz bunu. Bu noktada ideoloji, inandığımız değerler, inandığımız mana, yani iddia adeta yeniden keşfediliyormuş gibi. Yeniden keşfediliyormuş gibi, ilk defa tanışılmış gibi hareket edilmeli ve bir bu keşfi gerçekleştirebilmek için de geçmiş tecrübemizi de kullanarak etkili bir okuma planı yapılmalı. Yine bu süreçte, bu hazırlık sürecinde dayanışmalı fikir oluşumu prensibi başa alınmalı. Bu prensibe de sıkı sıkıya bağlı kalınmalı. Çünkü bundan sonra benim kanaatim odur ki bizim zayi edecek en ufak bir gücümüz dahi yok. Bizim zayi edecek ister beraber olduğumuz arkadaşlar açısından olsun, ister beraber olmadığımız gönüldaşlamayabiliriz. Ama dışa karşı bir bütünlük, bir güç olması isteniyorsa kendi içimizden de dıştan da zayi edecek, zayi edilmesine göz yumacağımız en ufak bir gücümüz yoktur. Bundan dolayı da hem dayanışmalı fikir oluşumu hem dayanışmalı eylem oluşumu prensipleri bizim baş şiarımız olmalı bu süreç içerisinde. Bu noktada da kapımız herkese açıktır. Bu da böyle bilinsin. Birkaç konu daha var, mahrem olmayan. Onları da söyledikten sonra konuşmama son vereceğim. Sigara çay içebileceğiz. Bildiğiniz üzere adımlar bütünleştirici, birleştirici, toparlayıcı bir dil geliştirmeye çalışan bir cephe. Bundan dolayı da zaman zaman eleştirilere de muhatap olmaktır. Fakat bu süreçte görüldü ki aslında 29 Kasım konferansında görülmüştü. Kumandanı bize en son bıraktı. Dergide tebrike edilen yazıları saymazsa bize en son genele şamil bıraktığı yazılı metin 29 Kasım konferansıdır. O konferansı bu süreç içerisinde, bu hazırlık sürecinde tekrar gözden geçirmek gerekiyor. O konferansta da bize gösterdi ki bu toprakların, hatta bu bölgenin birleştirici, bütünleştirici, toparlayıcı tek dili iddia dilidir. Ve tek anlayışı da iddia anlayışıdır. Bu ne demektir? Bu aslında şu demektir. Yani birleştirici, toparlayıcı demek, hadi gel vatandaş filan demek değil. Herkesin kendi hakikatini ifade edebileceği bir anlayış. İddia budur. Hani hakikati ferdiye dediğimizde bütün insanlık inanan ve inanmayanıyla Allah Resulü'nün kadrosudur diyoruz ya. Yani buna bu anlayış içerisine bakmak lazım. İnanmayan adam da inanmadığını iddia içerisinde, iddiaya nispetle ifade edebilir. Dolayısıyla da adımlar bu süreçte, ki daha önce başladı bir çalışmadır bu. Bu süreçte bu dilini geliştirmek için, içimizden başlayarak bu dilini geliştirmek için elinden gelen bütün gayreti gösterecek ve yapılması gereken ne varsa hiç çekinmeden bunu yapacak. Yine bu anlayışın bir gereği olarak bütün gruplarla müsbetlerimizi öne çıkararak, müsbet tarafları öne çıkararak iyiye doğru giden hedeflerin
hedeflerimiz açısından birbirimize yakın olan bütün gruplarla da dirsek temasımızı bırakmayacağız. Bırakmadığımız gibi ilişkilerimizi de geliştireceğiz. İnşallah. Hepimiz biliyoruz ki kötüden iyiye doğru giden, iyiden kötüye doğru gidenden daha. Dolayısıyla da bizim az önce bahsettiğim bu bütünleştirici, birleştirici faaliyetin temel ilkelerinden birisi de budur. Burada da şuna çok dikkat etmek lazım. Mesela adamın biri iyi bir şey söylüyor bugün. İşte yobaz tavrı budur, buna dikkat edelim. Adamın iyi söylediğini örtmek için hemen geçmişte kötü söylediği bir şeyi öne çıkarıyorlar. Ya adam şu an iyi bir şey söylüyor ve kötüden iyiye doğru gelmiş. Yani bu şunun gibi, Hazreti Ömer Müslüman olmuş, gelmiş, her fırsatta birileri sen kız çocuğunu gömmüştün, sen işte ondan helva yapıp yemiştin, tatmıştın ona filan diye geçmişini hatırlatıyor devamlı. Bu yobaz tavrı budur arkadaşlar. Yine bildiğimiz üzere bizim ideolojimizin baş düşman bunu temsil eden tarafın nitelemesidir yobaz. Zamanı kendi şahsında donduran, zamanla mutabakatı olmayan ve zamanın dışına düşmüş. Şimdi bugün siz fark etmiyor musunuz? Mesela diyelim siyasette. Bakın dün birbirine küfredenler, ana avrat birbirine gidenler, kanlı bıçaklı olanlar ittifaklar yapıyorlar. Değil mi? Hem iktidarda hem muhalefette, dünya çapında da bu böyle. Bu demektir ki bak bu zaman bir yere doğru akıyor. Yani aslında bu durum bir zorunluluğun kuşatması neticesinde olan bir şeydir bu. Yoksa insanlar çok da istemiyorlar aslında. Bununla gidelim ittifak yapalım, bununla gidelim bilmem ne yapalım. Ortada bir zorunluluk var. Yani zamanın maksatlılığıyla alakalı bir şey bu. Dolayısıyla da bizim açımızdan zamanın geldiği nokta neydi? İddia çağıydı değil mi? İddia zamanıydı. Şimdi bir iddiacı bunu görmezse, sürecin bu hakikate doğru aktığını görmezse, o zaman başkalarına ne diyeceğiz biz? Başkaları nasıl şey yapacak? O zaman sen zamanla mutabakatın, uygunluğun yok demektir. Zaman dışına düşmek budur. Dolayısıyla da burada çevremizde olabilir, ailemizde olabilir, dışımızda olabilir. Ha, en azından şu hazırlık sürecinde kırmadan uyarmaya devam edelim. Yani kırmadan demek, kırmak istemediğim manasında değil ha, yanlış anlaşılmasın. Çünkü yobazca tavır bizim ideolojimiz tarafından mahkum edilmiştir. Ama ola ki bu şaşkınlık içerisinde iyi niyetli de yapıyordur insan. Dolayısıyla bu sosyal medyada olsun, yazarken, çizerken olsun, ben özellikle adımlar çevresini daha sabırlı olmaya davet ediyorum. İster bu sabır mevzusunda şunu da ilave etmek istiyorum. İster doğrudan saldırı olsun, ister küfredilsin. Bu konferansta görevli olan arkadaşlar hatırlarlar, orada söylemiştim. Yani ananıza, avradınıza da küfredilse ağzınızı açmayacaksınız. Çünkü bu konferansın muradı, bu konferansın hedefi herkesi böyle bir şeyle bir birlik olmak, birleştirmek. Dolayısıyla her doğru her yerde söylenmez hikmeti bu cibince bazı doğruları da geri almayı bileceğiz. Bu süreçte de, bu hazırlık sürecinde de ben bütün arkadaşlarımızdan, bütün gönüldaşlarımızdan, aslında dışımızdaki gönüldaşlarımızdan da bunu istiyorum. Yani bazı şeyleri de görmeyi verin. Yani kumandanın hatırı için görmeyi, şu içinde yaşadığımız şaşkınlık süresinin hatırı için görmeyi verin. Tamam, birisi yazmış. Doğru da yazmış. Doğruyu da söylemiş. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Başı Kaf Dağı'na veriyor. Ne oluyor yani şey olunca? İki dakika cevap vermesen, şey yapmasan mevzu biter. Ha bu hazırlık sürecinin sonunda ısrarlı, sistemli, planlı bir düşmanlık varsa, bu ister bize olsun, ister başka bir iptal cephesine olsun, bizim oradan çıkaracağımız netice şudur: kumandanın şahsı üzerinden iptal yapılan saldırı devam ediyor. Artık bu saldırıya uygun zeminlerde,
şartlar nispetinde karşılık vermek gerekir diye onun kararını da oturup hep beraber veririz. Burada müsbet politika tabirini unutmamanızı istiyorum. Bu süreç içerisinde bizim stratejik planımızı yürütmenin ana şeyi bu müsbet politika olmalı. Yani iyiye doğru gelen adımları öne çıkarmak. Geçmişini hatırlatmak değil. Kimin geçmişi hatırlatılır? Kötüden iyiye doğru giden adamın, iyiden kötüye doğru giden adamın geçmişi hatırlatılır. Denir ki, bak ya sen şöyle güzel bir adamdın, şöyle iyi tarafların vardı, bugün niye kötü oldun diye onun kötü yapmasını engellemek için geçmiş hatırlatılır. Ayrıca burada size iki ölçüyü de hatırlatmak istiyorum. Bu minvalde putlarına sövmeyin ölçüsü. Diğer taraftan da nefret ettirmeyin, sevdirin. Bu süreçte temel alacağımız iki mutlak ölçü bunlar. Halid bin Velid Hazretleri Müslüman olup geldiği zaman onun yeri ordunun başıdır. Öyle değil mi? Liyakat esasına göre buradaki şeyi neyse Müslüman olup İslam milleti içerisine katıldığı zamanda da aynı görevini devam ettirir. Dolayısıyla da bizim hani biz ne yapacağımızdan ziyade yaptığımız dediğim husus buydu. Öyle bir durum sergileyelim ki hepimiz kıyıda köşede belki de iptali takip eden, iptali eşya ve hadiselere tatbik edebilecek idrak sahibi olan insanlar cesaretlensinler. Cesaretlensinler, nereden katılmak istiyorlarsa, hangi cepheden, hangi unsur üzerinden katılmak istiyorlarsa hareketimize katılsınlar. Çünkü bu safha, şu an bizim yaşadığımız kriz durumu diye nitelendirelim. Bu safhada sağlam duruşlar sergilenirse davalar bu şekilde devam eder. Nesli aktarılır. Yok burada yalpalama olur, ayak sürçmeler olur, tereddütler olur ve buna benzer şeylerle dışa karşı kendimizi ifade edersek katılmaya niyeti olan insan da kalır. Bunun da nasibini kesmiş olur. Yine bu safhada bugüne kadar yaşanan tecrübeler bir alt nesle, yani bizim gençlerimize, çocuklarımıza duygu ve düşünce alışkanlığı kazandıracak şekilde, ki bu kültürdür, bildiğiniz üzere irfan kültürdür, yani bir kültürün temelini oluşturacak şekilde aktarılmalı. Haliyle de yine bu safhada gördüğünüz üzere kumandan perde gerisine geçmeden önceki durumumuzun iki katı bir sorumluluk sahibiyiz. Yani geçen gün burada bir toplantıda arkadaş Hakan Yaman yoldaşımız Hazreti Ebubekir zamanını misal verdi. Özellikle 2 yıllık dönem dedi, şeyin oturduğu dönemdi. Çünkü İslam'dan vazgeçenler oldu, zekat vermiyorum diyenler oldu. Değil mi? Geri dönenler, geri adım atanlar oldu. Ve orada Hazreti Ebubekir radıyallahu anh eğer ki peygamberi bir duruş sergilemeseydi Hazreti Ömer devlet nizamını ortaya koyamazdı. O günden bugüne de İslam bize ulaşamaz. Dolayısıyla la teşbihde hata olmaz. Bizim şu anki durumumuzu öyle bir geçiş dönemine de benzetebiliriz. Bu geçiş döneminde eğer ki biz bugüne kadarki tecrübelerimizde elde ettiğimiz duygu ve düşünce alışkanlıklarını aktaramazsak bunu aktaracak başka bir nesil yok. Uzaydan bir nesil gelmeyecek. Bunu şu an mevcut İddia bağları yapacak. Özet olarak iddia mimarının eşya ve hadiseyi tesir gayesiyle dünya tefekkür yemişlerinden devşirdiği ideolojiyi
anlayacak hale gelmek. Bu süreçte hedefimiz bu oldu. Anladık. Biz bunu biliyorduktan kurtulup hiçbir şey bilmiyormuş gibi yanaşıp bu davayı anlayacak hale gelmek. Buradaki hedef de nedir? Zaten anlayan anladığını anlatabilir. Bütün arkadaşlar bu sürecin sonunda tabii ki iç içe yürüyen bir şey bu. Etrafını etkileyebilecek ve örgütleyebilecek doğru zemini, doğru zeminleri bulup, korup, hareketin yaygınlaşması, dışa karşı benimsetilmesi için gerekli hamleyi yapacak duruma gelecekler. Yok, notların içinde mahrem şeyler var, onun için geçiyorum böyle. Yine bu aşamada benim önemsediğim, çok önemsediğim bir şey bu. Tam böyle izahını şu an yapamasam da, yani yaparım da vakit açısından yapamasam da. İlk dair kumandanın şahsıyla tanıyıp fikre yönelenlerle fikirle tanıyıp kumandanın şahsını az çok tanıyan veya hiç tanımayanların bir şekilde bir araya gelmesini sağlayıcı ortak zeminler oluşturmamız. Çünkü sizin de bildiğiniz üzere bu tür durumlarda böyle şahstan hareket eden daha çok ilk olanların tepkileriyle şahsın fikrini tanıyıp "Aa, bu fikrin sahibi bu şahıs" demiş diyenlerin tepkileri bir olmuyor. Öbürleri daha böyle soğukkanlı, daha akıllı, daha akılcı davranan diyorlar bu süreçlerde. Diğer mesela bizim gibi kumandanın şahsıyla şahsi üzerinde fikre muhatap olanlar biraz daha duygusal davranabiliyorlar. Orada da böyle denge bozulabilir. Bu dengeyi kurmak için topluluk halinde, ki Allah topluluğumuzu dağıtmasın, rahmetini, merhametini üzerimize eksik etmesin. Topluluk halinde bu dengeyi muhafaza edebilmek için böyle bu iki grup arasında, iki grubu birleştirecek zeminler meydana getirebilirsek eğer, ki bununla ilgili teklif olan arkadaşlar olursa bizim adımlar olarak yapacaklarımız çerçevesinde, ben çok faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi arkadaşlar, toparlarsak, ilk insanlar bugüne tarihte seyrini takip ettiğimiz insan soyunun son temsilcisini tanıyoruz. Bunun ismi Salih Rıza Beyoğlu. Kafamızdaki imajlar imana dair, peygambere dair, kitaba dair, ahirete dair, dünyaya dair ne varsa biz hepsini ondan aldık. Ve bu imaj kanlı canlı olarak hep devam etsin istedim. Devam edecek diye de düşündüm zaten. Demin o yolda önümüzde yürüme misalinde söylediğim gibi. Ama o ise hep şunu dedi bize aslında 40 yıldan beri. Her bir eserde bu vardır. Ya tamam bak ben bu imajı oluşturuyorum, veriyorum. Ama bu da bunun bir de kelam çerçevesi var, fikir çerçevesi var. Bu yani manalar şahıslarda tecelli eder değil mi? Şimdi bu şahısta tecelli eden bir mana var. Dün bir gönüldaşımız söylemiş, katılıyorum ben de ona. Yani biz diyor kumandanı bekledik hep, halbuki 40 yıldan beri o bizi beklemişti. Yani biz onu bekledik ama her eserde ise o bizi bekledi. Çünkü o zaten hep vardı, hep var. Yanımızda duruyor, kanlı canlı, perde gerisine geçmeden önce de gözümüzün önündeydi. Fakat onun hayali, onun misyonu üzerine biz biraz şey davrandık, hoyrat davrandık. Değil mi? Üstad'dan devraldığı görev, üstadım ona verdiği görev, misyon neydi? Bir kadro çapında gözükmekti. Öyle
Öyle değil mi? Yani biz bunu görüyoruz değil mi ideolojide? Hani fertte toplu, topluluk hakikati falan diye de ifade ediyor. Biz o kadro kısma çok yanaşmaktansa o kadronun görevlerini de onun sırtına yıkmayı tercih ediyor zaman zaman. Halbuki o da hep, yani bunu siz yapacaksınız, ben bekliyorum. Değil mi? Eser bekliyorum, hareket bekliyorum. Şimdi bugün belki bunu idrak etmiş olarak, belki tam olmasa da en azından bu şuura dair konuşarak kumandanın bu muradına uygun davranabiliriz. Davranmamız gerekir. Eğer ki zaten bu murada uygun bir kadro çapında biz hareket etmeyeceksek bu davayı illaki birileri alır götürür. Onu da söyleyeyim. Bir dava tamam olduktan sonra o dava alır götürür. Bu dava yaşar. Ama orada aynı şunun gibi Allah nurunu tamamlayacaktır. Amenna. Peki biz nurumuzu tamamlayabilecek miyiz? Buradaki temel şey budur. Zaten Allah nurunu tamamlayacak. Zaten söylüyor. Ben nurumu tamamlayacağım diyor. Peki ona nispetle biz nurumuzu tamamlayacak mıyız? Bence temel mesele bu. Kumandan Mirzabeyoğlu'ndan bundan sonraki süreçte de bizim yolumuzu aydınlatacak olan öğrendiğimiz şeyler en basit, en yanlış şekliyle herkes söyleyebilir. Biz de söyleyeceğiz. Bizim söyleyeceğimiz en basit şey o sözünün arkasında duran bir insan. Hani fikri yaşamak, yaşamayı fikir bilmek diyoruz ya da bizim hepimizi anlayacağız. Sokaktaki insan da anlayacağı ifade budur. Sözü doğru, özü doğru. Ağzından çıkan söz neyse yaşadığı da oydu. Bunun için de hani şu an çok söyleniyor ya, birçok lider için birçok şey söylenebilir ama mesela kumandan Mirzabeyoğlu için aldattı, kandırdı, efendim bizi yarı yolda bıraktı falan değil mi? Böyle şeyler söylenemez. O çünkü ne söylediyse onu yaptı. Ki herhalde azamet tavrı, tasavvuftaki azamet tavrı da bu olsa gerek ki azim ahlakın gereği olan da bu tavırdı zaten. 20 yıl boyunca da bu işkenceyi ona yapanlar 20 yıl boyunca da ne sözünden ne tavrından bir adım bile geri adım attıramadı. Bizim örnek alacağımız hiçbir şey bilmiyorsak bile bizim örnek alacağımız husus bu. Sözünden dönmeyenleri meclis son olarak tamam. O ölmedi. Bunu nereden biliyorum? Çünkü konuştuğum, karşılaştığım hiçbir arkadaş bunu hissetmiyor. Bir kere buradan biliyorum. Adeta ilahi bir teselli gibi veya daha doğru bir tabirle Allah'ın bir mucizesi gibi yaşadığımız bu his son gün, son hesaplaşma için görevli olduğumuzun onun bize tevdi ettiği görevin ve misyonumuzun bu olduğunun da bir delili gibi geliyor bana. Çünkü eğer ki bu his bizde olsaydı şu an şurada şu şekilde toplanamazdı. Bir kere. Toplanabildiğimize göre bu oyun. Kazım, nerede Kazım? Fatih Camii'nden onun kabri başına kadar böyle elini eline hiç indirmeden geldi. Bak ben şahidim buna. Kaç kere böyle indir dedim, şey olur dedim. Hiç indirmedi. Hatta ya indirmeyin dedi böyle. Eğer ki Kazım bu şekilde biliyorsa o ölmemiş demektir. Maşallah. Burada biraz da özele gireceğim. Çünkü bazı şeyler teslim edin dedi. Kumandanın hastane süreci boyunca orada malını mülkünü tedavisi için satışa çıkaran arkadaşlar vardı.
Şimdi o süreç içerisinde bu tür fedakarlıklar anlaşılmıyor pek ama insan insana ümit veren şeyler bunlar. Ben böyle hissediyorum. Bu benim için ümit veren şeyler. Her türlü fedakarlığa hazır gönüldaşları, çocukları vardı. Demek ki öyleymiş. 24 saat işini gücünü bırakıp bizim sadık, vefakar, şişman gönüldaşlar diyelim, Kemal Şişman liderliğinde 24 saat nöbet tuttular ve onlarla beraber tanımadığımız, bilmediğimiz bir sürü genç gönüldaşımız. Allah razı olsun. Demek ki bu hissedilmemiş. Onun ölümü hiç hissedilmemiş. Dolayısıyla da bizim açımızdan öldü diye bir tabir yok ama hem yoğun bakımda olan açısından hem de kim öldü acaba veya kimin üzerine toprak atıldı? Bunun açısından da bir şeyler söylemek gerekir. Evet, birileri yoğun bakımdaydı. Aslında hepimiz yoğun bakımdaydık. Onu da söyleyeyim orada. Yani yoğun bakımda olan kumandan değildi. Birbirini 30 yıl boyunca, hatta 20 yıl boyunca görmemiş insanlar orada birbirini gördüler. Aslında orada bizler iddiacılar yoğun bakımda. Yoğun bir bakıma tabi tutulduk. İnşallah koma durumunu atlatıp çıkmışızdır oradan. Öyle dua ediyorum. Eğer oradan çıkamadıysak, oradan çıkamadığımızı farz edelim. O zaman o ölü toprağı bizim üzerimize atıldı. O toprağın altına da biz girdik. Böyle değerlendirelim. Şimdi biz o toprağın altından çıkacak mıyız, çıkamayacak mıyız? Bizim o toprağın altından çıkıp dirilişimizi, inşamızı yeniden gerçekleştirmemiz zaten kumandanın ölmediğinin en büyük delili olacak. Ve bu kumandanı şehit edenlere de bizim en büyük cevabımız olacak. Allah'ın izniyle. Ha, bu ara şimdi hanımlar verdik bana şey yapıyorlar. Unuttum zannediyorlar. Aslında ben onu en sona saklamıştım. Hanımların şeyini. Biz de nöbetteydik diye yazmışlar. Evet, onlar da nöbetteydi. Madem böyle hatırlattılar, o zaman kısa geçeceğiz yani hanımlar. Çünkü onlar için özel bir bölüm ayırmıştım ben. Şaka bir tarafa, evet, hanımlar orada çocuklarıyla, torunlarıyla nöbettelerdi. Bir duygu ve düşünce alışkanlıklarının devre geçirilmesi diye konuşmuştuk ya. Yani. İşte bunlar da böyle oluyor aslında. Bir reel hayat içerisinde. Ve bizim hanımlarımız, Allah'a hamdolsun, hem geçmişteki zorluklarla baş etmesini bildiler ve imtihanları hanımların aklıyla verdiler. Hem bu süreçte gerçekten kriz durumunda nasıl durulacağını da gösterdiler. Bundan sonra da ki ben ona inanıyorum. Bundan sonraki mücadelemizde de yine her biri bir önde yürüyen olarak her birimize cesaret verecekler. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine de teşekkür ediyorum. Amin. Bugün o ölü toprağını üzerimizden atıp mezardan çıkma günüdür arkadaşlar. Hakikati ferdiyede potansiyel olarak var olan topluluğun her bir ferdinin nasibi nispetince o nuru aksettirerek rems şahsiyeti diriltme günüdür. İddianın manalarında geçen velük çok doğuran kadın, manasına uygun kumandan Mirze Beyoğlu'nu çoğaltma günüdür. Onun bize tevdi ettiği görev, yapmamızı istediği ve bize biçtiği misyon budur. Kadro olabilir, madde ve mana şartlarına erişmek. Hangimize tutunursa bir insan iddiaya tutunmuş olacak. Bu şuurla hareket etmek. Bunun düzenini, bu ideale nispetle yeni insan, yeni insan. Bunun için fedakarlık, bunun için mücadele. Aileden sokağa, sokaktan üniversiteye, üniversite kürsülerine, oradan iktidarın,
bütün damarlarına onu yürüteceğiz, onunla yürüyeceğiz. Bu artık Büyük Doğu ideali için yaşayan Salim Rıza'yı öldürür. Biz varsak bu dava vardır. Bu dava varsa ki var, o yaşıyordur. Hem de öncekinden çok daha bize nezaret ederek yaşıyor. Genç Osman'a ne yaptınız? Hatırlıyorsunuz değil mi bu sözü? Genç Osman'a ne yaptınız? Üstadın yine bir şiirinde Genç Osman'a dik dik yolan o duru kahve devşirmenin gününden gelir. Piçinden gelir. Onlar kahve devşirmenin piçinden gelirken biz de Genç Osman'ın yolundan gelenler olarak bu Genç Osman'a ne yaptığınız sorusunu hem soranlar olacağız hem de Genç Osman'a yapılanların intikamını alanlar olacağız. Allah büyüklerin himmetini, muhabbetini, merhametini üzerimizden eksik etmesin. Amin. Allah Salim Rıza Beyoğlu'nun, Kumandan Mirza Beyoğlu'nun nezaretini üzerimizden eksik etmesin. Amin. Allah Kumandan Mirza Beyoğlu'na layık olabilmenin madde ve mana şartlarına her birimizi tek tek geliştirsin. Allah bütün gönüldaşlarımızın, kalplerini birbirine ısındırsın. Ortak bir dava, ortak bir hedef için güçlerimizi birleştirmeyi, güç birliği yapmayı bizlere nasip etsin. Hepinizi Kumandan Mirza Beyoğlu'na layık olması şiddeti çeken iddia yerleri olarak selamlıyorum. Allah'a emanet olun.